Herkese merhaba. Bugün sizlere Derma CM800 antialerjik mayt süpürgesinin detaylı bir şekilde filtre temizliğini ve cihaz temizliğini anlatmaya çalıştım. İyi seyirler diliyorum. Süpürgemle yatak ve yorgan temizliğimi yaptım. Filtre temizliği için lavaboyu tercih ediyorum. Öyle yapmanızı size de tavsiye ederim. Daha kolay ve pratik oluyor. Temizleme işlemine başlamadan önce bir maske kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü filtrenin içinden çıkan akarlar, mayatlar, tozlar sizi rahatsız edebilir. Benim alerjim olmadığı halde ben yine de temizleme işlemini yaparken muhakkak maske kullanıyorum. Eğer alerjiniz varsa bu temizleme işlemini mümkünse evde alerjisi olmayan başka birisine yaptırırsanız sizin için en iyisi olur. Ama alerjiniz olduğu halde siz yapmak zorundaysanız muhakkak maske kullanın. Hatta çift kat maske bile kullanabilirsiniz. Filtremi güzelce lavaboya vurarak içindeki bütün akarların, mayatların, tozların dökülmesini sağlıyorum. Lavaboyu şöyle bir suya tuttum. Daha sonra filtremi güzelce suyun altında yıkıyorum. Yıkamaktan hiç korkmayın arkadaşlar. Biz ilk günden beri hep yıkıyoruz. En temiz de yıkamak oluyor. Aslında bu cihazın içinden bir fırça çıkıyor ama o fırçayla temizlemek çok zor. Özellikle alerjiniz varsa zaten o fırçayla kesinlikle temizleyemezsiniz. En temizi böyle yıkamak oluyor. İçini, dışını, kabını güzelce suya tutarak yıkıyorum. Dikkat etmemiz gereken yer ise filtremizin iyice kuruması. Ben böyle bir kaloriferin üzerine koyarak tam bir gün boyunca kurutmaya bırakıyorum. Cihazımızı ise bir bezi böyle hafifçe nemlendirerek güzelce temizliyorum. Burada cihazımızda da toz kalmamasına dikkat edelim. Cihazın böyle her yerini hafifçe güzelce temizliyorum. İçini, dışını. Daha sonra ben cihazımı poşetine koyarak kutusunda muhafaza ediyorum. O şekilde saklaması bana daha güvenli geliyor. Ben cihazımı kutusunda saklıyorum. Süpürgemde de toz kalmadığına emin olduktan sonra temizleme işlemimi bitiriyorum. Şimdi ise filtresini yıkamak istemeyenler için farklı bir çözüm yolu göstereceğim. Bazı kişiler filtresini yıkamak istemiyorlar. Filtrenin ömrünün kısalttığını düşünüyorlar. Yıkamayabilirsiniz. Şimdi ben temizliğimi burada da yaptım. Şöyle görüyorsunuz bayağı kirli bir filtremiz var. İçi de dolu. Şöyle içini de gösteriyorum size. Bunu eğer yıkamak istemiyorsanız başka bir HEPA filtresi olan süpürgeyle güzelce içine tutarak temizleyebilirsiniz. Ben burada süpürgemi açtım. Böyle yanlarından, kenarlarından iyice temizlemeye çalışıyorum. Filtrenizi bu şekilde temizlemenizin de herhangi bir sakıncası yok. Yani merak etmeyin, cihazınıza da filtrenize de zarar vermiyorsunuz. Ben kendim temizlemek istediğimde genelde yıkıyorum ama eşimin alerjisi olduğu için o yıkama yöntemini pratik bulmuyor. Eğer o temizlemek zorunda kalırsa böyle elektrikli süpürgemizi açarak temizliği o bu şekilde yapıyor. Ben filtre temizliğinden sonra şöyle bir örnek amaçlı cihazımı da güzelce temizledim elektrikli süpürgeyle. Bu işlem bittikten sonra isteğe bağlı olarak yine nemli bir bezle hem filtresini hem cihazımızı temizleyebilirsiniz. Ben Derma CM800 antialerjik mayt süpürgemin ve filtresinin temizliğini bu şekilde yapıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.